Finlandiya'nın Lahti şehrinden hepinize selamlar, sevgiler. Vatanına, bayrağına, milletine, devletine bağlı olan herkese selam olsun. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmanızı, videolarımı beğenmenizi, sosyal medyada paylaşmanızı ve yorumlarınızı beklemekteyim. 20 yıllık Erdoğan iktidarı boyunca yaptıklarını alt alta dizdiğimizde, üst üste koyduğumuzda görüyoruz ki Erdoğan'ın bütün yaptığı dış hamleler başarısızlıkla sonuçlanmış ya da bu hamleler bir şekilde kesilmiş. Burada bu videoda anlatmak istediğim Erdoğan'ın başarısızlığı değil, Türkiye'nin bulunduğu çıkmazdan bahsetmek istiyorum. Biz aslında cumhuriyet kurulurken kurulmadan önce kuyruğu kaptırmışız. Birçok ülke kaptırmış. Kuyruğu kapanlar kimler? Batı ülkeleri, emperyalist ülkeler olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kurtuluş Savaşı'nda sadece bayrağımızı kurtarabilmişiz ama devletimizin kurumları maalesef bu emperyalistlere ve onların adamlarına teslim edilmek zorunda kalmış. Böyle olunca da bayrak bizim devlet onların olmuş. Bu çıkmazdan kurtulmayı birçok defa Menderes zamanında denemişiz, Özel zamanında denemişiz ama birçok askeri darbelerle bunların önü de kesilmiş. Erdoğan 20 yıllık iktidarı boyunca ülkemizin içinden bu kişileri az da olsa temizledi kurumlardan, temizledi ama hala daha tam olarak başarılı değil bunların bir tanesi FETÖ'dü biliyorsunuz sanırım ki başka örgütlerde vardı. Bunlar bir şekilde etkisizleştirildiler. Kuyruğumuzu kaptırdık dedim. Sadece kuyruğumuzu bizler değil diğer ülkelerde kaptırmışlar. Ama kuyruğundan kurtulma Bunlardan kurtulma potansiyeli en yüksek olan Türkiye. Ve bunu da kuyruğumuzdan tutanlar çok iyi bildikleri için bize karşı daha dikkatli davranmışlar ve davranıyorlar. Çünkü bizi kaybetmek istemiyorlar, kurtulmamızı istemiyorlar. Kurtulursak başlarına bela olacağımızı çok iyi biliyorlar. Erdoğan'ın dış politika başarısızlıkları dedi. Daha doğrusu yaptığı hamleler başarısızlıkla sonuçlandı veya kesildi diyebiliriz. Hepiniz şöyle bir düşünün. Erdoğan ve Necmettin Erbakan zamanında da bu olmuştu. Denenmişti. Bizi çevreleyen, kuyruklarını kaptıran ülkelerden biz çıkış aradık. Bunlar kimler biliyorsunuz? Komşularımızı hepsini sayarsak bu ülkelerin hepsi kuyruklarını kaptırmışlar ve bir tarafın, bir ittifakın tarafı olmuşlar. Bulgaristan, Avrupa Birliği ve NATO üyesi eskiden Doğu Blok'una aitti. Yunanistan zaten bize karşı kurulmuş karakol bir devlet olduğunu hepimiz biliyoruz. Avrupa Birliği üyesi bizden önce NATO üyesi ve en sonunda biz Kıbrıs'ı kaptırdık, güneyini kaptırdık. Avrupa Birliği'ni. Şimdi o yetmiyor. Onu nasıl NATO'ya alacağız? Planlarını yapıyorlar. Suriye aynı şekilde, Irak aynı şekilde, İran aynı şekilde. Gene Ermenistan devleti, Karakol devleti olarak kurulmuş ve kuzeyimizde de denizden Rusya Erdoğan ilk önce İran'dan çıkış aradı. Erbakan'la beraber İran'dan çıkış aradı. İran'la işbirliğine gitti ama İran batılı devletlerin, Amerikanların, Fransızların güdümünde bir devlet olduğunu işte o zaman anladılar. Çünkü bu hamleleri boşa çıktı. Sonra Kıbrıs'taki sorunu çözmeyi ve oradan bir hamle yapmaya çalıştı Erdoğan. Orada da oyuna düştü. Kıbrıs'ın diğer tarafında da olduğu gibi Avrupa Birliği'ne kaptırdık. Zaten Yunanistan'ı biliyoruz. Yunanistan hep. Bizi kurulduğumuzdan beri, Cumhuriyet kurulduğundan beri o bizi meşgul etmekle kurulduğu için Ermenistan'la beraber bir sağdan bir soldan bunlar sorunları ısıtıp ısıtıp önümüze koydular kafamızı kaldırdığımızda. Erdoğan Suriye ile bir çıkış yapmaya çalıştı. Esad ile aralarındaki, aramızdaki sorunları çözmeye yeltendi. Çok iyiydi ilişkilerimiz ama bu hamlesi de kesildi gene Erdoğan burada Amerikalılar tarafından oyuna getirildi. Suriye ile ilişkilerimiz sizin de gördüğünüz üzere bozulmuş durumda. Kuzey Irak'la aynı şekilde Irak'la biz bu sorunları çözmeye çalıştık. İran-Irak savaşının çıkış sebeplerinden birisi Türkiye'yi çevrelemekti diye ben düşünmekteyim. Zaten PKK Kuzey Irak'ın dağlarında konuşlandırıldı. Bizler için konuşlandırıldı. Yedekte tutuluyordu. Gerektiğinde bizi oyalıyordu. Hatta ben şunu da diyebilirim ki bizim Irak'a ulaşmamıza engel için hem de doğudaki petrollerimizi ulaşmamız için engel için orada konuşlandırıldı diye ben düşünmekteyim. Bu defa Erdoğan Rusya ile bir hamle yaptı. Rusya ile ilişkilerimizi düzeltti ama uçak düşürme olayları ile Büyükelçinin cinayeti ile bunu bozmaya çalıştılar, önünü kesmeye çalıştılar. Bir nebze başarılı da oldular. Sonra Erdoğan Libya'da bir hamle yaptı. Mavi vatan onun üzerine çökmeye kalktılar. Denizlerimize, enerjimize, kaynaklarımıza çökmeye kalktılar. Erdoğan Libya'da bir hamle yaptı. Şimdilik o hamleye çok fazla karşılık veremediler gibi görünmekte. Hepinizin de gördüğü gibi Erdoğan hamlelerine devam ediyor ama kuyruğu öyle bir kaptırmışız ki zamanında bir türlü kurtulamıyoruz. Erdoğan Kıbrıs sorununu çözerek düşmanına daha yakın olarak ondan koruma yolunu seçti. Aynı taktiği ülkemiz NATO'ya üye olarak yapmıştı. Biz NATO'ya NATO'dan korunmak için üye olmuştuk ve yıllardır bunda başarılıyız da öyle sayılabilir. Büyük oranda başarılıyız. Erdoğan aynı taktiği Avrupa Birliği'ne girerek üye olarak Avrupa Birliği'nin ekonomik silahından korunmak için Avrupa Birliği'ne üye olma yolunu seçti. Avrupa Birliği bunu bildiği için maalesef hepiniz de görüyorsunuz 52 yıldır bizi oyalıyorlar. Onlar da biliyorlar ki Türkiye içlerini aldıklarında hazmedemeyecekler. Açık açık da söylediler bunu. Bizi öğütemeyecekler. Öğütebilecekleri ülkelerin hepsini nasıl üye yaptıklarını bu yakın tarihimizde gördük, biliyoruz. Bakınız Bulgaristan, Romanya, Polonya, Litvanya, Letonya, Estonya gibi ülkeleri Finlandiya gibi ülkeleri nasıl çarçabuk üye yaptılar? Ödebilecekleri ülkeleri hemen üye yapıyorlar. Balkanlarda aynı şekilde ödemeyecekleri ülkeleri bekletiyorlar. Bunların küçük ya da büyük olması hiç önemli değil. Türkiye büyük, nüfusunuz büyük diyerek oyalıyorlar. Bence bunlar asıl sebep değil. Onlar bizi işgal etmeye çalışıyorlar. İşgal edemeyeceklerini bildikleri için küçük veya büyük olması hiç önemli değil ülkenin. Örneğin Yugoslavya'yı paramparça ettiler, böldüler. Tek tek onları Avrupa Birliği üyesi yaptılar. Yapmadıkları ise öğütemedikleri Sırbistan gibi, Bosna gibi küçücük kalan ülkeler. Sırbistan'a niye üye yapmıyorlar? Çünkü biliyorlar ki Rusya'nın etkisi altında çok fazla. İşlerini aldılar mı içlerine ajan sokmuş gibi olacaklar. Aynı şekilde Bosna. Bosna'yı işlerini alırlarsa Türkiye'yi üye yapmış gibi olacaklar. Aynı Macaristan olayında olduğu gibi Macaristan'la nasıl Türkiye omuz omuza mücadele verdiğini görüyoruz, şahit oluyoruz gene Kosova gibi, Arnavutluk gibi ülkeleri daha üye yapmadılar. Ne zaman öğütebileceklerini anlarlarsa işte tam o zaman üye yapacaklardır. Erdoğan hamlelerine devam ediyor gene. Tek başarılı olduğu dış politika hamlesi ise Karadağ. Karadağ'da bunların emperyalistlerin çok fazla etkili olamamasından bu ileri geliyor diye ben düşünüyorum. Elbette Rusya da buna müsaade etti. Çünkü oralar hepimiz de biliyoruz ki Rusya'nın çöplüğüdür. O yüzden orada başarılı olduk. Türkiye çıkış olarak şimdi Türk Devletler Teşkilatı'nı görüyor. Hızlı bir şekilde onu ayağa kaldırmaya çalışıyor. Denge kurmaya çalışıyor. Çıkış yolu arıyor. Ermenistan aramızda engel olarak, tampon ülke olarak kurulduğu için onu aşmaya çalışıyoruz. Hala daha aşmış değiliz. Neden aşamadığımızı da ben anlamış da değilim. Zengezur koridoruyla biz Türk devletler teşkilatına bağlanacağız deniyor. Siz neden Zengezur diye ben soruyorum. Buna İran da karşı çıkıyor. O da korkuyor çünkü içindeki Türkler, Azerbaycan Türklerini Türkiye ya da Azerbaycan ile birleşmesinden korkuyor. Ama hala da anlamış değilim niye Zengezur koridoru açılmak isteniyor? Aslında Gürcistan ile bizim haritaya bakınca bu bağlantıyı kurabileceğimizi görüyoruz ve Gürcistan ile hiçbir sorunumuz yok. Neden Gürcistan üzerinden bunu yapmıyoruz? Onu anlamıyorum. Bunu açıklayabilecek arkadaşlar varsa yorumlarda bekliyorum cevabını. Belki de coğrafi koşullar uygun değildir diyeceksiniz ama şimdiki makinalarla, şimdiki teknolojiyle bunlar imkansız değil. Burada başka bir olay var. Ben onu anlayamıyorum. Muhakkak Sengezur'da ısrar etmenin benim anlamadığım bir sebebi vardır diyorum. Bizim ne kadar tehlikeli olduğumuzu bildiği için emperyalist devletler kuyruğumuzu sıkı sıkı tutuyorlar. Hatta o da yetmiyor. içimize girmişler. İçimizdeki kişilerle bizi tutmaya çalışıyorlar. Alışıyorlar ve bununla da başarılı olmuşlar. Şu an için benim gördüğüm tek çıkışımız bizim Türk devletler teşkilatı elbette geçiş dönemini yaşadığımızın da farkındayım tam olarak bağımsızlığımıza hala daha kavuşamadık bağımsız olabilmemiz için savunma sanayimizin %100 neredeyse milli olması lazım aynı şekilde ekonomik olarak bizim güçlü olmamız lazım enerjide bağımsız olmamız lazım ve ekonomide de bağımsız olmamız lazım bunlardan savunma sanayisinin yarısını gerçekleştirdik diyebiliriz enerjiyi de gerçekleştirmek üzereyiz. Ama önümüzde daha yıllar var. Nükleer santralımız hazır değil. Petrollerimizi hala daha doğru dürüst çıkaramıyoruz. Dolayısıyla ekonomik olarak da biz Avrupa'ya göbeğimizden bağlıyız. Kuyruğumuzu onlar tutuyorlar hala. Türkiye'nin kuyruğundan nasıl tuttuklarını anlatmaya çalıştım size. Arapların da öyle yapmışlar biliyorsunuz. Petrol ülkeleri orada bir ulus olmadığı için için onları yönetmek daha kolay. Aynı şekilde Afrika ülkeleri onları sömürmek daha kolay. Kuyruklarını ellerinde tutmak daha masrafsız. Biz bu grubun içinde en tehlikeli olan bir ülkeyiz. İşte bizden o yüzden çok çekiniyorlar. Bizim interlandımızda bizi dinleyecek, bizden haber bekleyen, bizden tarafa bakan çok da ülke olduğunu kendileri de biliyorlar. Geçiş dönemini yaşıyoruz dedim. Bilmiyorum 5 yıl, 10 yıl, belki 20 yıl ama bunlar bizim kuyruğumuzu bırakmamak için ellerinden geleni maalesef yapıyorlar. Umarım başarılı oluruz. Bu başarısız hamleler başarısız olacaktır anlamına gelmiyor. Ben bu videoyu moral bozusun diye yapmadım. Sadece bu hamlelere devam etmemiz gerektiğini, onları yormamız gerektiğini, biz zaten yorgunduk. Şimdi onları yorma zamanı, yorma sırası bizde diyorum. Bu fırsatı değerlendiremezsek kimse bizi altın tepside bu fırsatları maalesef sunmaz. Avrupa'nın en zayıf anlarından birini yaşamaktayız. Şimdi en azından o zayıflığın başlangıcı o yıllardayız. Ama hala daha çok güçlüler. Onun da farkındayım. Onun da farkında olmalıyız askeri olarak güçsüz olduklarının mesajını onlara NATO'da verdik. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konularında bunlar onun farkına vardılar. Bakalım yakın bir zamanda neler değişecek? Bir şeyler değişecek ama herkes her iki tarafta Kurnazlıklar peşinde uyanık olmalıyız. Çok fazla da bu emperyalistlere güvenmemeliyiz. Ekonomik koruma altına girmek için geçici olarak Avrupa Birliği'ne biz üye olacakmış gibi davranmalıyız. Zaten onlar da bunun farkındalar. Üye de yapmayacaklar. Bizim de üye olamayacağımızı çok iyi biliyorlar. Böyle bir denge politikasıyla biz zamanı oynuyoruz. Umarım bu zamanı kendi lehimize kullanabiliriz. Ben umutluyum. Eşiği açmak üzere Türk Devletler Teşkilatı ayağa kalktığında ve anayasamızı değiştirdiğimizde birazcık koruma kalkanı edinebileceğiz onlara karşı. Sonra da bizler bütün gücümüzü dış hamlelerimize verebiliriz. Otomatik olarak zaten terör örgütleri de biter. Boşu boşuna emperyalistler böyle örgütlere para aktarmazlar, yatırım yapmazlar. Aynı şekilde Yunanistan gibi karakol ülkelere boşuna paralarını harcamazlar. Böyle bir video ile karşınıza çıktım. Umarım sizlere yararlı olabilmişimdir, ufkunuzu açabilmişimdir. Yorumlarınızı, düşüncelerinizi de elbette beklemekteyim. Sadece bir fikir jimnastiği yaptım, beyin jimnastiği yaptım sizlerle. Bunlar illa böyledir diyemiyorum. Sadece fikir jimnastiğinden oluşuyorum bu sizlerle paylaştıklarım, fikirlerim. Bir sonraki videomda görüşelim diyorum. Kanalıma abone olmadıysanız, kanalıma abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. Videolarımı beğenin, sosyal medyada paylaşın, yorumları yazın. Finlandiya'dan tekrar bütün takipçilerime bu videomu sonuna kadar izleyen herkese selamlar, sevgiler. Esen kalın, hoşça kalın.